Tonguç'um, gece ders çalışmak isteyenlere taktikler videomuz başlıyor. Geceler haram oldu, beşliğim bak talanda oldu. Tonguç'um evet şu anda bu şarkı popüler ama şimdi dikkatli bir şekilde dinle. Arkadaşların da senin gibi yorumlar atmışlar. Akşamlar nasıl çalışılır demişler. Enikti İnçer akşam çalışmak istiyorum, tavsiye verir misiniz demişler. Tahku Kore'den yazan bir arkadaşımız. Gece çalışmak için lütfen taktik verin demiş. Şimdi birincisi Tonguç'um, gece çalışmadan önce şu iyi bilmen lazım. Okuldan yorgun bir şekilde geldiysen, yemek de yediysen, sonrasında televizyonun karşısına oturduysan gece çalışamazsın. Bu seni yorar. Ama birazcık yarım saat, belki bir saat, belki 15 dakika bile uyuyup uyansan yeni bir gün gibi olur. İçindeki bu böyle toksinleri, sıkıntıları atarsın ve gece çalışması yapabilirsin. Ki o da gece çalışması sayılmaz. Çünkü artık yeniden güne uyanmış gibisindir. Koskoca günü boş geçirmişsindir ve gece sana bir suçluluk hissi gelir. Bak koskoca gün bomboş geçti, ders çalışmadın ve gece dersin ki acaba ders çalışsam mı? Ve bir anda dersin ki ben enerjimi artırayım ve ders çalışmak istiyorum dersin. Peki gece nasıl çalışılır bunu yapacağız. Şimdi insanlar neden gece çalışmayı daha çok seviyor biliyor musun Tonguç'um? Çünkü hocam sessiz bir ortam vardır. Harikasın bak. İlk soruyu bildin mesela. Ortam sessizdir, kimse yok. Bak dışarıdan bir yürültü gelmiyor, sessizlik. Mesela şu anda biz de akşam çekiyoruz bu videoyu. Dolayısıyla bir sessizlik var. Dikkat dağıtıcı pek bir şey bulmaz. Kardeşin uyumuştur, baban uyumuştur. Biraz daha sessizdir orada. Kimse iş olmaz bana. Aynen. Başka bir dakika bir şey bulamazsın. Bari oturup ders çalışayım dersin. Peki geç saatlerde yapacağım bu çalışmalardan nasıl daha fazla verim alırsın? Bak bunu söyleyeyim. Birincisi beynin saat 10'dan sonra artık durmaya başlar. Dolayısıyla eğer hele hele 6 ile 7 arasında uyudup sonra uyandıktan sonra birazcık beynini böyle ferahlattıktan sonra 19-22 arasında birazcık beyni aktif olarak kullanabilirsin. Tabii ki sabah saatleri kadar verim değildir bunlar. En doğru saat sabah saati. Ama şimdi sen eve gelmişsin, bütün gün okuldaydın gündüz. Akşam saatlerinde 19-22 arası beynin aktif olduğu saatler. Ondan sonra yani 11-12-1 artık kötü saatlere giriyor. Bu saatlere çalışmak doğru değil, uyumak lazım. Akşam yemeği de yenmiştir ve beyin öğrenmeye açıktır. Yemeğini yemişsin, gıdanı almışsın, artık enerjin de var. Biraz daha ders çalışmaya hazırsın. İlk başta yazarak çalışmalısın Tonguç'um. Çünkü böyle okursan uykun gelebilir. Ama yazarak çalıştığında yazmak beyni uyarır ve konsantrasyonun daha yüksek olur. Ve birazcık da sayısal derslere ağırlık verir. Çünkü sözel dersler birazcık uykunu getirebilir. Böyle inkılap tarihinde, dinde veyahut da Türkçe'de uzun uzun paragraflar senin uykunu getirebilir. Ama sayısal dersler, fen, matematik biraz daha uyku açıcıdır ve biraz daha yorucudur zaten. Arada bir yiyecek içecek molası var. Tabii yiyecek içecek molası değil, böyle koca koca kebapları, pideleri, makarnaları değil. Böyle meyveler, kuru yemişler yemek, mola vermek senin zihnini canlandırır. Molalarda meyve yiyorsun ve kafeini de abartma. Oo benim uykum kaçması lazım. Ben abartırım hocam. Abartma. Hayır, abartmak yok. Böyle kahve içmek falan, çok fazla içmek sana zarar verebilir. Bir bardağın üzerine sakın çıkma, çok sağlığın için de zararlı. Ve çalışma ortamın önemli. Birincisi ısı çok yüksek olmamalı. Çok sıcak bir yerde böyle gevşersin. Hafif böyle cam açıp içeriği serinletmek, havalandırmak önemli. Ve ışığın da göz yormasın. Eğer böyle biraz karanlıksa, böyle gün ışığına benzemiyorsa uykun gelmeye başlar. Ne yapacağım ya, uykum geldi dersin. Ama birazcık aydınlıksa ve ıssız da çok fazla değilse birazcık kendine gelirsin ve ders çalışmak isteyebilirsin. Sonuç olarak Tonguç'um, eğer akşam ders çalışmak istiyorsan birincisi birazcık dinlendikten sonra başlamalısın. İkincisi masanı düzenli bir şekilde hazırlamalısın. Üçüncüsü ortam ne çok sıcak olmalı ne çok soğuk olmalı. Işık da loş olmamalı ve daha çok da sayısal derslere çalışmalısın. Sınavlarda şimdiden başarılar diyorum. Hadi bakalım ödül sorumuzu yap. Yorumları yolla. Şimdiden iyi çalışmalar Tom.